günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van ilinde sel hasara yol açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Arsah meselesinin güçlü bir Arsah'tan başka bir çözümü yok. Spitak Afet Bölgesi'nin barınma sorunları nihayet çözülecek. Ayasofya Camii'ye dönüştü. Erdoğan kararı imzaladı. Halep'te yeni bir telekomünikasyon merkezi faaliyete geçti. Revont Alişan'ın 200. yıl dönümüne adanan Madenataran Ganzasar merkezinde yeni bir sergi açıldı. Batı Ermenistan'daki Van ili Arceş Erciş ilçesinin dört mahallesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, üç evin sular altına kalmasına neden olurken birçok ekili alanda hasar gördü. Çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu hemen harekete geçen Arceş Erciş Belediyesi bölgeye diğer kurumlardan da iş makineleri takviye ederek tıkanan dere yataklarını temizlemeye başladı. Sel sonucu ölü ve yaralılar mevcut değil. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Artsah'ın başkenti Stepanakert'teki dünkü görüşmelerden sonra gazetecilere verdiği demeçte, Artsah meselesinin güçlü bir Artsah'tan başka bir çözümü yok dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesine göre Sarkisyan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sonra ilk kez Artsah Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, başkent Stepanakert'teki görüşmeleri çok faydalı bulmuş, tartışmaların önemli noktasının birlik fikrinin olduğunu kaydetmiştir. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Artsah Cumhuriyeti ziyaretinin çok etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti: Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı, hükümeti dahil hepimizin Artsakh'ın yanında olduğumuzdan emin olmanızı istiyorum. Artsakh Cumhuriyeti'nin özgür, demokratik, güçlü bir ülke olarak gelişmeye devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 1988 yılındaki spitak yıkıcı depremden sonra evsiz kalanların problemi nihayet 30 yıl sonra çözülüyor. Konuta ihtiyacı olan son 453 ailenin sorununu çözmek için geçen yıl hükümet, bölgesel yönetimler aracılığıyla yararlanıcılar arasında bir anket gerçekleştirdi. Bunların yarısı yani 227 aile ev sahibi olmak için sertifika yoluyla finansal destek alma seçeneğini tercih etti. Kasım 2019'da hükümet afet bölgesindeki deprem nedeniyle evsiz kalan ailelerin konut sorunlarına çözüm bulma kararı aldı. Hesaplama ve değerlendirmelere dayanarak Lori, Şirak ve Aragazudun bölgelerinin ailelerine yaklaşık 1.2 milyar dram değerinde sertifika verilmesine karar verildi. Afet sonucu mağdur kalan vatandaşlara daire sağlamak için devlet 2008-2018 yılları arasında 65 milyar dram tahsis ederek 5396 aileden 4839'unun konut sorununu çözdü. 2018 ve 2019 yıllarında 105 aileye de devlet tarafından sağlanan 1 milyar dramlık parasal değeri bulunan daireler sağlandı. Hükümet sadece bu yıl için bu amaçla 3 milyar dram öngördü. Bu da 30 yılı aşkın süredir devam eden sorunu nihayet çözme fırsatı verecek. Barakalarda yaşayan mağdurların ikinci nesli sorunun çözümünü bekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrederek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını hayırlı olsun mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ayasofya'nın statüsünün cami olarak değiştirilmesine UNESCO'dan ilk tepki geldi. UNESCO'dan yapılan açıklamada Ayasofya'nın statüsünün değişmesinden üzüntü duyuyoruz denildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı ise Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon açıklamasında bulundu. Ayasofya camine ücretli giriş uygulamasının kaldırıldığını belirten Erdoğan, Ayasofya'yı 24 Temmuz cuma günü ibadete açıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak dedi. Suriye'nin Halep şehrinde telefon hatlarına hizmet verebilen, bölge sakinlerine ve işletmelere internet erişimi sağlayabilen yeni bir telekomünikasyon merkezi kuruldu. Suriye Devlet Telekomünikasyon Şirketi Genel Müdürü Münir Abed'e göre yeni merkez uzun yıllar şehrin abonelerine güvenilir iletişim sağlayabilecek. Suriye'ye uygulanan yaptırımlara ve ondan dolayı ülkenin karmaşık teknik ekipman ithal etme fırsatından mahrum kalmasına rağmen merkez daha modern donanımlar edinmeyi başardı. Uzmanlar şehirde güvenilir ve kesintisiz iletişim sağlamak için 24 saat çalıştı. Madenataran Ganzasar Bilim ve Kültür Merkezi'nde eski basım kitaplar sergisinin yanı sıra filolog, tarihçi, coğrafyacı, çevirmen ve şair Hevond Alişan'ın 200. doğum yıl dönümüne adanan yeni bir sergi açıldı. Madenataran Ganzasar Bilim ve Kültür Merkezi Müdürü Aram Torosyan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı konuşmada sergide Yerevan'daki Mesrop Maşrot adlı Madenataran Kütüphanesi koleksiyonunda Revont Alişan'ın çalışmalarını içeren 15 kitap bulunduğunu ifade etti. Torosyan bu yıl büyük şair, ünlü bilim insanı, değerli coğrafyacı, filolog ve çevirmenin doğumunun 200. yıl dönümü. Ermeni atasına adanan bir sergi de ayrıca Yerevan'daki el yazmaları Müze Enstitüsü Madenataran'ın ana binasında açıldı dedi ve serginin yıl sonuna kadar süreceğini duyurdu. Aram Torosyan merkezde tüm anti-epidemik kurallara uyulmakta olduğu garantisini de verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluk tarafından Ermeni halk şarkısı Nahşun Akçigatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.